içine pekmezini de ilave ediyorum. Tuz ve vanili. Rendelenmiş unumu hamurumun içine yavaş yavaş ilave ediyorum. Sosu koyacağız. Hoppala. En ucuna yapacağım bir yıldız gibi bir tane. Yılbaşına sayılı günler kaldı. Biz de size bugün bölüm olarak iki tane güzel ve pratik yılbaşı tarifi yapmak istedik. Biri zencefilli, dilediğiniz gibi süsleyebileceğiniz yılbaşı kurabiyeleri. Bir diğeri de yenilebilir yılbaşı ağacı, yani milföy'den yaptık. Hem çok kolay, hem pratik, hem de yılbaşı sofralarınızı süsleyebilecek iki tarif. Şimdiden iyi seneler dileriz.